kanları çekti de kedi yaraları için tüyleri öldürdü. Bize yardım eder misin? Şöyle dedim. Bizi de Türk bölgesine götürür müsün? Peki dedim. Aldım çocukları gitti. Bu akşam birkaç duyguyu birden yaşıyoruz aslında. Tabii bildiğiniz gibi Ağustos ayı zaferler ayı. 26 Ağustos Anadolu'nun Türklere açıldığı gün. Beraberinde 30 Ağustos zaferle taçlandırdığımız gün. Bunların hepsini dolu dolu kutluyoruz. 6 Eylül İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşu. Ve yine bugün Gaziler Derneğimizle, kıymetli gazilerimizle beraber icra ettiğimiz Kıbrıs'ın kurtuluşunun 50. yıl dönümü vesilesiyle çok güzel bir program hazırladık. Ben öncelikle katıldığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Tabii peşin peşin değerli gazilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, onun silah arkadaşlarını efendim rahmetle, minnetle anıyoruz. Tabii inşallah Cenab-ı Allah bir daha hiç nasip etmesin. Savaşları ya da bir vatan savunmasını ancak ihtiyaç varsa biz buradayız, hazırız. Nasıl ki o gün gazilerimiz bu mücadeleyi yaptılar, bugün de bizler bu mücadele için her birimiz hazırız. Tabii bu akşam güzel bir program icra edilecek. Özellikle İnegöl Belediye'mizin Gençlik Korosu burada çok güzel eserler, kahramanlık eserleri, türküleri sergileyecekler. Beraberinde mehterimiz, efendim şanlı mehterimiz gösteriler yapacak. Bu arada mehterimizle ilgili de kısa küçük bir parantez açmak isterim. Mehterimiz Rusya'da Kızıl Meydan'da düzenlenen Bandolar Festivali'ne katıldı. Özellikle burada İnegöl'den davet, Türkiye'den İnegöl'e bir davet geldi ve burada mehterimiz ve Türkiye'nin ilk sivil mehteri olan İnegöl mehteri orada hem İnegöl'ümüzü hem de Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil ettiler. Bugün de kendilerini ağırladım. Sağ olsunlar. Oradaki gözlemlerini anlattılar. Mehterimize olan ilgiyi anlattılar. Orada güzel bir izlenim bıraktıklarını ifade ettiler. Ben huzurlarınızda başta Mehter Derneği Başkanımız ve Mehterimiz Başkanımız olmak üzere tüm kıymetli mehteranlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah onlar da birazdan gösteri yapacaklar. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlarımıza da sahneyi bırakmak istiyorum. İnşallah Türk ordusu zaferler yazmaya devam edecek diyorum. Her birimiz birer gazi adayı olduğumuzu, her birimizin şehit adayı olduğumuzu ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Son bir haftadır zafer haftasını coşkuyla dolu dolu güzelce kutluyoruz. Bunları sadece bir kutlama, etkinlik olarak değerlendirmemek lazım. Burada asıl maksat, asıl amaç tarihimizi, kültürümüzü, geçmişimizi öğrenmek ve bize yüklenen sorumluluğun farkına varmak. Buradaki asıl amaç budur. Çünkü tarih tekerrür eder, unutulan tarih kesinlikle tekerrür eder. Dün Kıbrıs'ta yaşadıklarımız,
Bugün dünyanın farklı coğrafyasında Türk ve Müslüman kardeşlerimizin yaşadıkları unutulan tarihin bugün yüzümüze çarpılmış halidir. O yüzden hepimizin dünden ders alarak bugünümüzü ve geleceğimizi doğru planlamamız lazım. Kıymetli başkanımız anlattı. Bir, kendimize ait mühimmatımızın olmaması, ambargo altında çektiğimiz sıkıntıdan bugün dünyanın farklı ülkelerine milli ve yerli silahlarımızı ihraç eden, kendi mühimmatını, kendi savaş uçağınız, kendi savaş gemisini yapabilen güçlü ve kendine güvenen bir Türkiye'ye geldik. Biliyorsunuz tarihimizde Ağustos ve Eylül ayları Türk tarihi için dönüm noktalarıdır. Birazsa batı illerimizin, ilçelerimizin kurtuluş günleri Ağustos ve Eylül aylarına rastlamaktadır. 15 Ağustos 1919'da Küçük Asya hayalleriyle, emperyalist devletlerin destekleriyle Anadolu'ya, yani daha doğrusu İzmir'e asker çıkaran Yunanların 3 yıl sonra 9 Eylül 1922'de Ege'nin serin sularına gömülerek bu Küçük Asya hayallerinin sona erdiği gündür. 9 Eylül. Yine 20 Temmuz 1974, 14 Ağustos 1974 Kıbrıs'ta Yunan zulmünün ve Rum zulmünün Akdeniz'in derin sularına gömüldüğü gündür, gömüldüğü tarihtir. Bu tarihi kim yazdı? İşte şu kahraman gazilerimiz yazdı. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet, büyük bir devlet. Bugün o zamandan bu yana kat edilen mesafede işte hep gururla izlediğimiz, gördüğümüz, seyrettiğimiz TCG Anadolu'dan tutun fırkateynlerimiz, kağanımız, İHA'larımız, SİHA'larımız inşallah kağanımız ve ankamız da kısa zamanda uçacak. Onlar hep bizim gurur kaynağı. Türk devleti, Türk milleti birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman her zaman için çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yoktur. Ne yazık ki onların hepsini yaşadık. Bugün Allah'a çok şükür kendi fırkateynlerimizi, kendi gemilerimizi, kendi uçak gemimizi yapar duruma geldik. Allah bu devlete, millete güç kuvvet versin. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Ebediyen baki olsun diyorum. Bu akşama hazırlamamıza yardımcı olan başta Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili misafirler, bu akşam iki tane bayramı yaşıyoruz. Birincisi İnegöl'ün kurtuluşu, 102 yıl evvel olan kurtuluşu, şenliklerini yapıyoruz. İkincisi Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu 50. yıl dönümü de bir ay evvel Yunanistan Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Bir gece ansızın gelebilirim. Sayın Bakan, sen gelemezsin, biz geliriz. Biz bu gazilerde size yeter.